AK Parti'nin daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın şeyde son en son gözlemlediğimiz oyu, yani gerçekleşen oyu yerel seçimlerde %50,8'di. Şu an yani 2019 31 Mart'ından bahsediyoruz. O günden bugüne oy oranlarında hiçbir değişiklik yaşanmadığı gibi bir tablo var. Mesela bu normal seçmen davranışlarının dışında bir durum olurdu. Niye? Çünkü o gün yani 1 Nisan'da dolar kuru 5,5 lirayken bugün işte 8-7'lerde bir şeydeydi en son ben bıraktığımda. Şu an tam olarak ne kadar bilmiyorum ama 8-7'ler falan civarında bir rakamdı. Yani döviz kuru bu kadar artmışken, dolayısıyla bu enflasyona, işsiz vesaireye bu kadar olumsuz yansımışken, o gün bugündür insanlar enflasyon ve döviz kurundaki artışlar nedeniyle ve kişi başına düşen milli gelir azalırken ve dolayısıyla da fakirleşirken seçmen davranışlarının aynı kalacağını varsaymak bence şeyse normal seçmen davranışlarının dışında bir hareket olurdu. Şimdi siyaset bilimi şeyler araştırmaları diyor ki işte en güçlü teorilerden biri olan rasyonel tercih teorisi ya da seçim teorisi ekonomik performansı iktidarın kötüyse iktidar oy kaybeder. Ekonomik performansı iyiyse de seçmen tarafından ödüllendirilir. Şimdi mesela bu teoriye de aykırı bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi teorinin istisnası yok mu? Var. Bazı durumlarda bu şeyin rasyonel tercih teorisinin istisnaları var. Mesela bu etkilerden biri diyelim ki 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşandı. Bir de pandemi süreciyle birlikte yaşandı. Ne o? Rally around the flag diye İngilizce'de tabir edilen işte bayrak altının etrafında toplanma etkisi diye tercüme edebileceğimiz bir etki. Ne o? Ulusal ya da uluslararası bir kriz anında seçmenlerin çeşitli kaygılarla güvenlik, gelecek, ekonomik kaygılar vesaire güçlü iktidar etrafında toplanması etkisi. Şimdi bu 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşandı. Biliyorsunuz 40'a düşmüş AK Parti oyları 1 Kasım'da tekrar %50'ye çıktı. Yani oylarını %25 arttırdı. Bu normal seçmen davranışlarının dışında bir tepkiydi. Normal şartlar altında o kadarlık bir süre içerisinde bu yaşanmazdı. İkincisi Mart ayında yapılan ölçümler var elimizde. 2020 Mart'ında Cumhur İttifakı toplamda 45 civarında. Nisan ayındaki yapılan ölçümlerde çünkü artık pandemiye Türkiye'de rastlanmış. 12 Mart'tan itibaren kapanma başlamış. İnsanlarda can güvenliği, ekonomik güvenlik falan kaygıları başlamış. Ve bu bayrak etrafında toplanma etkisi gerçekleşmiş ve AK Parti daha doğrusu Cumhur İttifakı tekrar %50'nin üzerine çıktı. Fakat süreç uzadıkça bu etki tabii gücünü kaybetmeye başladı. Ben geçen ay daha doğrusu yaptığım bir röportajda yeniden 2020 Mart 2019 Mart koşullarına geri döndük. Özür dilerim. 2020 Mart koşullarına geri döndük demiştim zaten. Şimdi bu da yine siyaset biliminin bildiği ya da siyasal araştırmalar yapan insanların bildiği normal bir seçmen davranışı. Şimdi o yüzden şu ana kadar benim gözlemlediğim yani pandemi öncesinde de pandemi sonrasında da ekonomik kriz boyunca da seçmenler siyaset biliminin bildiği, araştırmacıların bildiği normal seçmen davranışlarını veriyorlar. Bir olağan dışı ben reaksiyon gözlemlemedim şu ana kadar. Yani her şey kara kaplıda yazdığı gibi işliyor. O yüzden benim açımdan şu ana kadar hani sürpriz diyeceğim, çok şaşırdım, hiç böyle bir sonuç beklemiyordum diyeceğim bir şey gözlemlemedim şimdi doğrusu. İlmi Bey'in araştırmasında kararsızlar da %6,3 ama başka araştırmalar da vardı. Örneğin Metropolink'inde %11'in üzerinde zannediyorum ve genelde daha yukarısında görünenler de var. Ama İlmi Bey'in ikisini topladığınız zaman %11'e geliyor. 11. Evet. O zaman sizinki %11. Kararsızlar geçmişteki gibi mi yoksa son dönemde kararsız insanlarda henüz kararını vermemiş insanlarda bir artış var mı sizin gözlemlerinize göre şu süreçte? Şimdi burada da benim gördüğüm araştırma şirketleri diğer metodolojik hatalar yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de sandığa gitmeme oranı bir kere %15. Yani hani tanım gereği bu şey bizim kararsız hiçbiri diyenlerin %15'in üzerinde bir yerde olması gerekiyor. Onun çok üstünde buluyorsanız bir anormallik söz konusudur. Onun altında buluyorsanız da bir anormallik söz konusudur. Yani Türkiye'de arka arkaya kaç seçimde %85 oranında sandığa gitme, o civarlarda sandığa gitme oranı olduğuna bakarsanız bu durum net bir biçimde anlaşılır. Benim bildiğim bunun bir iki istisnası var. Bir seçimde %88'lere falan yaklaşmıştı. Bir seçimde de bu şeyde Ağustos ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2014'te %70'lere düşmüştü.
O mevsim etkisiyle kaynaklanan bir şeydi. Onun dışında %85 civarında sandığa gitme olur. Dolayısıyla hani bir araştırmanın şeyini, veri kalitesini kontrol ederken bakacağınız yerlerin başında kararsızım, hiçbiri, sandığa gitmeyeceğim falan diyenlerin toplamına bakacaksınız. Şöyle bir dönemde bunun %15-20 aralığında bir yerde olması beklenir. %15 zaten sandığa gitmeyecek insan vardır. Bir yüzde işte 3-5 neyse o civarda da kararsız vardır ya da kanaatini açıklamaktan imtina eden vardır. Ama bunun çok altında ya da çok üstünde buluyorsanız o zaman metodolojik bir probleminiz vardır. Ya da örneklem problem vardır. Şeyleriniz, anketörleriniz deneyimli değildir. Ya da konjonktür gereği insanlar fikirlerini açıklamaktan tedirgin olurlar. Öyle bir faktör devreye girmiştir. O yüzden hani bu çok düşük kararsız oranları ve çok yüksek kararsız oranları anket sonuçlarını analiz ettiğinde, ki siz yıllardır bunu yapıyorsunuz. Anket sonuçlarınızı analiz ettiğinizde seçmende bir erken seçim veya hemen seçim beklentisini görüyor musunuz? İki ay öncesine kadar yoktu. İki ay öncesine kadar sorduğunuzda seçmenin %55'inden fazlası erken seçim olmasın diyordu. Aydan aya değişiyordu ama ben en düşük %55 görmüştüm. Fakat son iki aydır seçmenin yarısından çoğu, yaklaşık %53-55 arası artık erken seçim olsun şeklinde kanaat değiştirdi. İki ayda bir şey değişmedi. Bu 2018'den bu tarafa yaşanan ekonomik krizler, diğer zorluklar, özellikle ekonomik krizler tabii, ama onun dışında başka duyarlı olan insanlar da var. Diyelim ki bir kısmı adalet, demokrasi, insan hakları, bir kısmı işte bu adam kayırmacılık vesaire gibi şey konulardan da şikayetçi olanlar var. Ya da işte temel haklar ve özgürlüklerle ilgili sorunlar olan insanlar da var. Ama sonunda bu pandeminin uzayan etkisi ve orada artan mağduriyetler nedeniyle insanlar da artık yavaş yavaş, yani bu birbirini besleyen iki süreç orada çalışıyor. Birincisi muhalefetin erken seçim talepleri toplumda bir karşılık buluyor. İkincisi de bunalan insanlar, kendini mağdur hisseden insanlar erken seçim istemeye başlıyorlar. Bu ben mesela %60'ların üstünde erken seçim istemiyorum dendiğine de şahit oldum. O düştü. Düştü. Şimdi artık o erken seçim istemeyenler azınlıkta, erken seçim isteyenler biraz daha 2-3 puan daha fazla yani %50'nin üzerinde erken seçim isteme başladı. Ama bu da normal bir davranış. Yani siz 2018'den bu tarafa düzenli olarak, dedim ya 2019 31 Mart'ında döviz fiyatı 5.54. Yani bugüne kadar, şimdi böyle bir şey, uzun süren ekonomik problemlerin olduğu dönemlerde seçmenlerin iktidara reaksiyonu fazla oluyor. Bizim seçmenimizin ekonomik duyarlılığının yüksek olduğunu biliyoruz. Ne zaman biz bunu gördük? Biraz önce bahsettiğim 2002 seçimlerinde. 2009 yerel seçimlerinde. Evet. 2008 yılında dünyada başlayan bir ekonomik kriz vardı. Ve onun yansımaları da Türkiye'yi de etkilemişti. Hatta bu teğet mi geçti yoksa Türkiye bir krizin içinden falan tartışmaları yaşanırken AK Parti o yerel seçimlerde 47'den 38'e düşmüştü. Yani 9 puan birden kaybetmişti. O dönemde bakıyorsunuz gerçekten hem işsizliğin yüksek olduğu, büyümenin en düşük olduğu, negatif büyüme var orada falan, öyle bir dönemdi ve seçmenler çok sert tepki verdiler. Yani zaten merkez sağ seçmenler her zaman öyledir. Ekonomik bir kriz durumunda, daha doğrusu